Merhaba. Bu soruda milli gururlarımızdan bir tanesi olan Altay tankını şekilde görüyorsun. Peki ne diyor bize soru bakalım? Yaklaşık 65 ton kütleli olan Altay tankının her türlü arazi koşulunca rahatça görev yapması için geniş paletleri bulunmaktadır diyor. Burada geniş palet kullanılmasının mantığı nedir? Tabii ki biliyorsun. Basınç G/S geniş paletle sağlanan büyük yüzey alanı basıncı azaltacaktır ve böylece zor arazi koşullarında daha rahat hareket edebilecektir. Buna göre durumlarından hangileri Altay tankının geniş paletleri olmasıyla aynı ilkeye dayanır demiş. Dağcıların karda batmamak için kar paleti takması. Bu yüzey alanını genişletip basıncı azaltır dolayısıyla aynı ilkeyle açıklanır tırların tekerlek sayısının kamyonetlerinkinden fazla olması değerli arkadaşım biliyorsun tırların yük taşıma kapasitesi oldukça fazla dolayısıyla yere uyguladıkları basıncı azaltmak anlamında tekerlek sayısının artırılması gerekir bu da benzer bir ilkeye dayanıyor okul çantalarının omuzluklarının geniş olması bakıyorum ilkokul çocukları bile oldukça sırtlarında büyük yükler taşıyorlar dolayısıyla Canlarının yanmaması için oradaki omuzlukların geniş olması gerekir. Bu da basıncı azaltmak anlamı taşır. Dolayısıyla bu da benzer bir ilkeyle açıklanıyor. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı E'dir nedir? Merhaba arkadaşım. Bu soruda bir öğrenci 10 tane fizik kitabını X duvar rafına önce şekil 1 sonra şekil 2'deki gibi diziyormuş. Buna göre yargılarından hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Şekil 1'de kitapların duvar rafına uyguladığı basınç şekil 2'dekinden büyük müdür? Bakalım. Burada değerlendirmemiz şöyle olacak. İlk durumda basıncımız her bir kitabın ağırlığına G dersem 10 kitap var 10G bölü S olacaktır. Peki ikinci durumda Kesit alanında temas yüzeyinde bir değişiklik söz konusu mu? Hayır. S sabit kalacaktır. Öyleyse 10 tane kitap miktarı korunduğuna göre basınç da değişmeyecek. Burada büyüktür demiş. Dolayısıyla yanlış. Hemen ikiye geçelim. Şekil 1'de 10 no'lu kitapla duvar rafı arasındaki basınç 5 ve 6 no'lu kitaplar arasındaki basıncın 2 katıdır diyor. Bakalım öyle mi? Hemen dikkat ettiğimizde 10 no'lu kitapla duvar rafı arasındaki basıncı öncelikle yazalım. Buna P1 demek istiyorum. Peki burada bu noktanın üzerinde 10 tane kitap var. O zaman 10G bölü S diyeceğiz. Peki 5 ve 6 nolu kitapları görüyorsun. Bunların temas yüzeyinde oluşan basıncı yazacağım. Bu ifade de P2 eşittir. Peki bu nokta üzerinde kaç tane kitap var? 5 tane kitap var. 5G bölü S olacaktır. Öyleyse İki katıdır ifadesi doğrudur. Şekil 1 ve şekil 2 de duvar rafına etki eden basınç kuvvetleri eşit midir? Basınç kuvveti, katı basınç kuvveti buradaki kitapların ağırlığından dolayı oluşmuştur. Her iki durumda 10 tane kitap ağırlık yapıyor rafa. Dolayısıyla basınç kuvvetleri eşit olacaktır. Ve bu durumda bu sorunun doğru cevabı deniz şıkkı oluyor. Merhaba sevgili arkadaşım. Bakalım bu soruda bizden ne isteniyor? Özdeş ve türdeş 4 tuğla yatay zemin üzerine şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki gibi farklı şekillerde yerleştirildiğinde uygulanan basınçlar P1, P2, P3 arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Bakın hemen buraya dikkat edelim. Burada ilk durumdaki temas yüzeyine dikkat edin. İkinci tabi her bir şuradaki alana S dediğimiz zaman 2 S'lik bir Temas yüzeyi söz konusu ancak bu kez temasta 3 tane tuğla var. Dolayısıyla burada göstermiş olduğumuz şu kesit alanı 3S olacaktır. Peki bu kez üçüncüde durum çok daha farklı çünkü kesit alanı dikkat ederseniz ilk iki durumdakinden çok daha büyük. Öyleyse biz biliyoruz ki P eşittir G bölü S yani kesit alanının arttığı durumda basınç azalacaktır. Öyleyse basınçların sıralaması burada P1, P2, P3 olacaktır. Merhabalar sevgili arkadaşım. Bu soruda şekil 1'de cismin yere yaptığı basıncın P, basınç kuvvetinin ise F olduğu söylenmiş. Buna göre K cisminin şekil 2'deki konuma getirildiğinde basınç ve basınç kuvvetlerinin değerleri için hangisi doğrudur diye soruluyor. Hemen dikkat edelim. Bakın ilk durumda K cisminin ağırlığı G kadar. Yatay konumda farklı bir yüzey üzerine konulduğu zaman tabii ki cismin ağırlığında bir değişim meydana gelmeyecek. İkinci durumda da ağırlığımız yine G kadar. Peki katı cisimlerin yere uyguladığı basınç kuvveti cismin ağırlığı kadardır. Farklı bir yüzey üzerine konulduğu zaman ağırlık değişmeyeceğine göre ikinci durumda da basınç kuvvetimizin değeri F eşit olacaktır. Şimdi devam edelim. Gelelim basınca. İlk durumda basınç bize P olarak tanımlanmıştı. Ve dikkat edersek ilk durumdaki kesit alanımız A kare. Yani ben buraya S diyorum. İkinci duruma dikkat edersek ikinci durumdaki kesit alanımız 2 kare. 2 A kare. Dolayısıyla burası 2 S olacaktır. Ve ilk durumdaki basınç bize P olarak verilmişti. Ve biz bunu G bölü S olarak yazabiliriz değerli arkadaşım. Peki gelelim ikinci duruma. İkinci durumdaki basınca P2 demek istiyorum. Ağırlıkta bir değişim yoktu ama kesit alan iki katına çıktı. Öyleyse bu durumdaki basınç P bölü 2'ye eşittir. Ve bu bize hangi şıkta verilmiş? Edirne şıkkında verilmiş. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne'de. Evet, bu sorumuzda dikdörtgenler prizması şeklindeki türdeş k cismi şekil 1'de kesilerek şekil 2'deki xyz parçaları elde ediliyor. Şekil 1'deki k cisminin yüzeye yaptığı basınçla xyz parçalarının yüzeye yaptığı basınçlar arasındaki ilişkiyi bulmamız isteniyor. Hemen burada ufak bir hatırlatma yapalım. Değerli arkadaşım tabanına göre düzgün yükselen cisimler için bir kuralımız vardı, onu bir kez daha senin için hatırlatmak istiyorum. Hemen bakalım. Burada cismimizin kesit alanı S, yüksekliği H, yapıldığı maddenin öz kütlesi de. Buradaki ağırlığı cismin G ise yere uyguladığı basınç P eşittir. G bölü S olacaktır ve G'yi ben MG olarak açıyorum. MG bölü S. Peki buradaki kütle M eşittir D çarpı V olarak yazıldığında DVG bölü S olacaktır tabanına göre düzgün yükselen bir cisimden bahsettiğimize göre hacim taban alanı çarpı yüksekliktir. Öyleyse D, S, H, G bölü S'den S'ler gidecek. Basınç ifademiz ne olacak? H, D, olacak. Şimdi bize ne demişti? Türdeş K cismini parçaladık demişti. Tabii burada yoğunluklar, X, Y, Z parçalarının yoğunlukları birbirine eşit olacağı için... D bir değişken değil, sabit. Peki yer çekimi ivmesi zaten sabit kalacaktır. Öyleyse burada basınçların kıyaslanmasında yüksekliği önemseyeceğiz. Ama tabii bu nasıl cisimlerde tabanına göre düzgün yükselen cisimlerde değerlendirmemiz bu olacak. Şimdi bunu öğrendikten sonra soruya geçebiliriz. İlk durumda düzgün dikdörtgenler prizması şeklindeki cismimizi kestikten sonra bakın x de tabanına göre düzgün yükselen bir cisim oldu. Ne demiştik? Taban alanından bağımsız olmak üzere bu tip cisimlerde yüksekliğe bakacağız demiştik. Bunun basıncı P, x'in basıncı Px ise Px ile P birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim y'ye. Bunun basıncına da P diyorum ve Y de tabanına göre düzgün bir yükselen bir cisim olsaydı bunun basıncı da diğerlerinin basıncına eşit olacaktı. Ama bakın dikkat edin. Yan tarafta ekstradan madde var şurada. Artı madde var. Bu durumda bu artı madde basıncı artıracaktır. Yani Y'nin basıncı bunların basıncından daha büyük olacaktır. Z de tabanına göre düzgün yükselen bir cisim olsaydı, bunun basıncı da diğerlerinin basıncına eşit olacaktı. Ama burada şu kısımda bakın, maddeyi biz eksiltmişiz burada, eksi madde var. Bu durumda bu özellik, bu cismin basıncını diğerlerinden daha az kılar. Dolayısıyla burun basıncı PZ'de daha küçük olacaktır ve bu sıralama bize hangi şıkta verilmiş derseniz. Hangi şık hangi şık? Evet Bursa şıkkında bize verilmiştir. Selamlar sevgili genç arkadaşım ben Alper Emrah Gümüş. Kafanı karıştıran bu soruda sana yardımcı olabilmek beni gerçekten mutlu ediyor. Şimdi hemen başlayalım. KLMNP türde silindirleri özdeştir. LMNP silindirlerinden şekildeki parçalar çıkarıldığı durumda hangi cismin düzleme yaptığı basıncın en büyük olacağı soruluyor. Hemen başlayalım. K ve P silindirleri bence kritik iki silindir olacaktır bu sorunun değerlendirmesinde. Her ikisi de tabanına göre düzgün yükselen yapılardır. Neden? Çünkü P'nin içerisinden çıkarılan silindir de düzgün bir parça. Öyleyse K cisminin yere yaptığı basınca P dersem P cisminin de yere yaptığı basınç yine P olacaktır. Peki gelelim L ve M cisimlerini değerlendirmeye. Bakın bunu K cisimleriyle kıyasladığım zaman bu iki cismi taban alanını değiştirmeden üst kısımlardan çeşitli parçaları çıkarmışım. Bu da ağırlığı ne yapıyor? Azaltıyor. Ağırlığı azalttığı için basıncı da azaltacaktır. Öyleyse buradaki basınç değerimiz P'den daha küçük. Yine aynı şekilde buradaki basınç değerimiz P'den daha küçük olacaktır. Şimdi de gelelim neye? N ile de P arasında bir bağlantı kurmak istiyorum. N'de de yine tabanına göre düzgün yükselen bir parça yani bir silindir çıkarılmış olsaydı tümüyle bir silindir çıkarılmış olsaydı N ile P'nin yere yaptıkları basınçlar birbirine eşit olacaktı. Ama biz bütünüyle bir parça çıkarmadık. P'ye göre kıyasladığım zaman bakın şu kısımda ekstradan bir madde var. Dolayısıyla o madde basıncı P'ye göre daha büyük kılacaktır. Öyleyse bunun basıncı P'den büyük olacak. Öyleyse bu cisimler içerisinde yere uyguladığı basınç en büyük olan Denizli'deki N cisim olacaktır. Evet millet bu soruda bakalım bizden ne isteniyor? Silindir şeklinde kale cisimlerinin kütleleri bize eşit verilmiş. K L cisimleri yatay düzleme şekil 1'deki gibi yerleştirilmişken yerleri değiştirilerek şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Bu durumda K ve L'nin temas düzeyinde oluşan basınç ve K ve L cisimlerinin yatay düzleme uyguladıkları basınç kuvvetinin değişimi hakkında ne söylenebilir diyor. Şimdi öncelikle K ve L'nin temas düzeylerinde oluşan basınçtan bahsetmek istiyorum. Bu cisimlerin de kütlelerini eşit olduğunu hatırlatarak. Bakın K ile L'nin başlangıçtaki temas yüzeyi buradaki K'nın kesit alanı kadar. Peki ikinci duruma dikkat edelim. İkinci durumda farklı bir şey mi söz konusu? Hayır. Yine temas yüzeyleri K'nın kesit alanı kadar. Öyleyse K ve L cisimlerinin de ağırlıkları birbirine eşitti. Burada ağırlığımız G kadar Buradaki ağırlığımız da g kadar. Öyleyse ilk durumdaki basınç P1 diyelim. g/S İkinci durumdaki basıncımız P2 de yine g/S ifadesine eşit. Öyleyse basıncımız değişmeyecektir. Şimdi gelelim basınç kuvvetine. Katı cisimlerin uyguladıkları basınç kuvveti ağırlıkları kadar. Dolayısıyla ağırlıkları da eşit ve g kadar olduğu durumda her iki şekilde 2G'lik bir basınç kuvveti ortaya çıkıyor. Ve yine basınç kuvvetinin de dolayısıyla değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Ve bunun sonucunda cevabın B olduğunu buluyoruz. Selamlar sevgili genç kardeşim. Bir oyun hamuruna şekil birdek gibi içinde boşluk bulunmayan silindir şekli verildiğinde silindirin yatay düzleme uyguladığı basınç P1 Basınç kuvveti ise F1 oluyormuş. P1 ve F1. Peki devam edelim. Bu oyun hamuruna şekil, ikidek gibi içinde boşluk bulunmayan dikdörtgenler prizması şekli verildiğinde prizmanın yatay düzleme uyguladığı basınç P2, basınç kuvveti ise F2 oluyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruluyor. Ben önce çok daha kolay olan buradaki basınç kuvvetlerini kıyaslamak istiyorum. Sonuçta aynı oyun hamurunun şekli değiştiriliyor ama değişmeyen buradaki bu oyun hamurunun ağırlığı olacaktır. Ve katı cisimlerde yer uygulanan basınç kuvveti cismin ağırlığı kadardır. Öyleyse buradan F1 ile F2'nin birbirine eşit ve cismin ağırlığı kadar olacağını söyleyebiliriz. Üçüncü ifademiz doğrudur. Peki devam edelim. Şimdi de basınç değerlerine geldi sıra. Peki hemen burada yüzey alanlarını hesaplamak gerekiyor. Temas yüzeylerini hesaplamak gerekiyor. Silindir şekline sahipken buradaki kesit alanımız pi r kare. Pi de soru bize 3 alın demiş. 3 r karelik bir kesit alanımız var. Dikdörtgenler prizması şeklinde ise buradaki alanımız 4 r kare olacaktır. Peki hacim taban alanı çarpı yükseklik tabanına göre düzgün yükselen cisimler için ve aynı hamurun o şeklini değiştirdik sadece öyleyse hacminde bir değişiklik yok hacim eşit İkinci durum için konuşuyorum kesti alanı ben artırmıştım öyleyse yükseklik ne yapacaktır azalacaktır ve taban alanına tabanına göre düzgün yükselen cisimlerde düzgün türdeş cisimlerde basınç yükseklik ile orantılı idi Öyleyse değerli arkadaşım burada yüksekliği büyük olan ilk durumdaki P1 basıncı ikinci durumdakinden daha büyük olacaktır. Tabi öyleyse ikinci ifade yanlış. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkındadır. Merhabalar sevgili arkadaşım bu soruda düşey kesti şekilde olan silindir şeklindeki KLM cisimleri üst üste konulduğunda K'nın L'ye uyguladığı basınç P1, L'nin M'ye uyguladığı P2, M'nin yere uyguladığı basınç P3 oluyormuş. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye soruluyor. Hemen başlayalım bakalım KLM cisimlerinin ağırlıklarına sırasıyla GK, GL ve GM diyelim. Peki buradaki kesit alanlarımız ise S1 olacaktır. Tabi burada B noktasının bulunduğu temas yüzeyi de S1. Ee, ancak M'nin yere temas alanı S2 olsun. O daha büyük bir alan olduğu zaten görülüyor. Peki A noktasındaki basıncı olan P1'i yazalım değerli arkadaşım. P1 eşittir GK bölü ne olacaktır? S1 ol olacaktır. Hemen gelelim B noktasındakini yazmaya ve o soruda P2 olarak tanımlanmış. P2 eşittir. Peki B noktasına etki eden kuvvet nedir? B noktasının üstündeki cisimlerin toplam ağırlığı olan GK artı GL bölü kesit alanı yine S1. Gelelim C noktasına. C noktasındaysa basınç P3 idi. Bu durumda 3 cismin ağırlıkları toplamı GK artı GL artı GM bölü S2 ve burada S2'nin daha büyük olduğunu da hatırlatıyorum. Öyleyse P2 P1'den büyük müdür? Evet kesit alanı aynı. Ancak ağırlık daha büyük olduğu için P1 P2'den büyük olacaktır. Şurada görülüyor. Hemen devam edelim. P3 P2'den büyük müdür? Şimdi 3 ve 2'yi kıyaslarken şunları söyleyeceğiz. Bakın 3'te toplam ağırlık, toplam ağırlık P2'dekinden daha fazla. Ancak kesit alanı da daha fazla. Dolayısıyla bu noktada bir yorumlama, bir kıyaslama yapamayız. P3 P1'den büyük müdür? Şimdi yine P3 için yazıyorum. Daha büyük bir ağırlık, yine daha büyük bir kesit alanı var. Öyleyse 3 birden büyüktür ifadesi burada yine e, bilinmez. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı Adana olacaktır.